sevgili arkadaşlar, bugün sizler için multi-chain platforması olan, DeFi platforması olan Rubik'in Uniswap'ta listelenmesinden bahsedeceğim. Rubik projesi bildiğiniz üzere finansal bir proje ve exchange hizmetleri ve yanı sıra herhangi bir token'ın yaratılması ile ilgili çeşitli blockchain'lerde çalışan bir platform Rubik. Ve Rubik'e ait olan RBC tokenları var ve bunu da görebilirsiniz. Burada bakın, bu public token 10 dakika içinde satışa sunuldu ve satıldı ve ileride Uniswap'ta, yani yarın 24 Eylül'de Uniswap'ta listelenecektir RBC tokenlar. Uniswap protokolünde biz bunu görebileceğiz. Ve burada 24 saat sonra bu işlem olacak diyor. Yani bundan çabuk biz Uniswap'ta bunu göremeyeceğiz. Bundan önce token sale completed yapıldı. Yani Rubik coin token'ı satıldı ve şu anda bitmiş durumda. Bakın, burada bakabiliriz bunlara. Token sale completed yazdı ve Uniswap'ta 24 Eylül'de listelenileceği ile ilgili burada bilgi var. Telegram'da ve Twitter'da görmüş olduğunuz gibi biz bu bilgileri alabiliriz ki bunlar Uniswap'ta listelenilecektir ve Uniswap'ta bildiğiniz üzere birçok tokenların işleminin yapıldığı borsa ve buna da Uniswap'ı da bu türde bakabiliriz. Uniswap'ı böyle görebiliriz. Ve buradan app kullanarak application bölümünden Uniswap'ta biz bu token'ı takip edebileceğiz. Ve burada Coin Wallet diyebiliriz ve buradan artık biz RBS yazarak bu coin'i 24 Eylül'den sonra görebileceğiz ve böylelikle Ethereum'a ve birçok coin'lere, bakın buradaki birçok token'lara değiştirebilecek, değiş tokuş yapabileceğiz. Ve Rubik platformu ile ilgili Rubik Finance'dan bunu görebiliriz. Rubik Finance bildiğiniz üzere multi chain DeFi platformudur ve bunu OnePager'ında daha kolay görebiliriz. Bakın, Petopo platform launched yapılmış, yani live şu anda çalışıyor durumda. Burada işte tokenların çalışma şekli, Rubik kontraktlar, riskimiz ve diğer bölümlerini buradan görebiliyoruz. Ve aynı zamanda Ethereum, Binance Chain ve Tron blockchain'leri üzerinde bu çalışıyor. Bunları görebilirsiniz. Ve burada Rubik DeFi projelerinde herhangi bir projenin yaratılması ve merkeziyetsiz bir trade imkanlarının sunulduğu bir platform oluşturuyor bizim için. Ve burada söylüyor ki bu takım, yani MyWish platformu. MyWish platformu nedir? Bu ürünlerinden bir tanesi. Bak, Crypto Token ve Airdrop diyoruz. Ve bu platformda smart kontratlarda 6 blockchain işlemi Neo, Ethereum, Tron, EOS, RSK ve Wavis üzerinde işlemler yapılıyor. Tron'da, Binance'da, Neo.x'te işler gidiyor. Ve burada bu projenin yapmış olduğu Neo, Guars, Ducatus, Wavis, Enequium, Axion Network ve birçok projelerin başarıyla sonuçlandığını söylüyor. Birçok projeler buradan Rubik üzerinden başlamış. Guars'ı, Ducatus, Wavis, Axion'u ve diğerlerini görebiliyoruz. Ve burada diyor ki Rubik ile trade yapabilirsiniz, token yaratabilirsiniz ve airdrop yapabilirsiniz. Mesela token nasıl yaratabiliriz? Bunu yeni bir pencerede açarak bakalım. Biz MyWish platformuna girerek, giriş yaparak burada bakın, Grid Contract diyerek buradaki Ethereum, Binance, Tron, EOS, Neo ve Waves üzerinde, bu blockchain'ler üzerinde bir token contract yapabiliriz. Bakın, burada da ücretler bir yer alıyor. Airdrop yapabiliriz. Bakın, ERC20 veya ERC223 üzerinde airdroplar yapabiliriz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi diğer hizmetleri de sağlayabiliriz. Ve airdroplar da burada bakın kontrakt üzerinde yer alıyor. Burada bakalım. Burada bu bölümde yer alıyor airdroplar bölümü. Ve burada cross-sell kontratları ve diğerlerini görüyoruz. Ve burada trade platformu var. Buna da tıkladığımız zaman trade
platform açılıyor. Rubik P2P Trades bölümü açılıyor. Ve böylelikle biz bu token'ın kendi RBC token'ının da burada listelendiğini görebileceğiz. Ve birçok token ve coin'lerin burada listelenerek birbirine trade yapılması işlemini görebiliriz. Mesela diyelim ki biz 111 tane USDT kaç tane diyelim ki Chainlink'e eşittir. Bunu yazarak mesela diyelim 111 tane de Chainlink'e eşittir. Bu zaman burada bakın buradaki rate'leri de görüyorsunuz ve CoinMarketCap rate'lerini CryptoTrade diyerek bu listede yerinizi alıyorsunuz. Bakın burada şu anda trade işlemleri gidiyor. Ve aynı zamanda burada Adventure seçeneğini de kullanarak işlemler yapabilirsiniz. Burada hesaba girmek için login by MetaMask diyeceksiniz. Ve MetaMask'la bağlanacaksınız. Ve işlemler böylelikle devam edecektir. Burada feature bölümünde de merkeziyetsiz P2P yani müşteriden müşteriye bölümüyle herhangi bir kuralı kendiniz koyabileceğiniz bir şekilde ilerlemesinden bahsediyor. İşte P2P Trading, Instant Trade, Order, Pull, Chain Support ve diğerleriyle ilgili burada da bilgileri ve yol haritasını görebilir ve inceleyebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi GitHub'da, Twitter'da mail adresine gönderebilirsiniz ve Telegram'da yerler var. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar geri gelelim. Burada Crypto Rubik'te biz Multichain platformunu Uniswap'ta listeleneceği ile ilgili duyuruyu görüyoruz. Ve böylelikle yarın 24 Eylül tarihinde RBC tokenlar Uniswap'ta artık değiş tokuş yapılabilecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bol arkadaşlar herkes.